Open VR diye bir proje var ve hani sonuçta bu konuda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Özellikle bu hani multi platform olarak birçok platformda çalışabilecek bir ara birim, bir middleware düşüncesi var. Fakat bu şu anda çok netlik kazanmadı. Henüz geliştirme aşamasında. Tabii burada şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Mesela Oculus'u geliştiren şu an Facebook'un sahip olduğu bir ürün. Yani genelde bu tip büyük yatırımları büyük firmalar yapıyor. Aslında bizim de mesela kendi laboratuvarımız olarak bir gözlük çalışması yapmaya çalıştık ama ilk duyduğumuz şey endüstri tasarımcısı olan arkadaşlar bunun işte fit etmesi, düzgün bir şekilde çalışması çok zor dendi. Ancak Oculus kadar çok paranız olacak ya da Oculus gibi bir şey yapacaksınız, bunu Facebook'a götüreceksiniz. Onların elindeki imkanlarla üretmek çok daha makul ve uygun olur dediler. Böyle bir sıkıntı var. Yani büyük firmaların ürettiği bir teknoloji şu anda. Gözlüklerin ucuzlamasıyla birlikte öyle olacak ama düşünürseniz işin içinde bir gözlük var. Gözlüklerde hani taktığımız gözlükler bile pahalı aparatlar. En iyisini almak istiyorsanız yani kötü gözlük de var, Çin malı olabilecek eğer gözlükleri, ama istediğiniz şeye ulaşamayınca müşterisi biraz o konuda şey hassas, hemen şeyini kaybedebiliyor, ilgisini. Ben de mesela ilk HoloLens'i kullandığımda beklediğimi bulamadım. Çünkü el hareketleriyle yapmaya çalıştığınız şeyle gerçek görüntünün üzerine bindirdikleri şey benim yani hayalimdeki, yani bilim kurgu filmlerinde gördüğümden çok uzak olduğunu düşündüğüm için gerçekten beni tatmin etmedi. Ama bazı pozisyonlarda bu iyi bir gelişme. Bundan sonrasını getirebilmek için yapılması gereken, atılması gereken bir adım. Ama teknik olarak tabii istenilen özelliklere gelmesi yine bir 3-5 yıl, belki 10 yıllık bir süre içinde gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum.